Ben geldim oraya, sen gelme Fatma. Şöyle denizi arkamıza alalım. Rüzgar da bu tarafta çok güzel esiyor ama videomuza başlayabiliriz. Emlakçı ile YouTube kanalımıza bir video ile daha yeniden merhaba diyelim değerli takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Bugün Bandırma merkeze bağlı Edincik bölgesindeyiz. Edincik'te burası Edincik'ten ve Bandırma'dan biraz daha bağımsız deniz kenarı. O ne olarak geçiyor? Başak Sitesi Edincik Toplu Konutlar Kooperatif tarzında bir yer burası. Başak Sitesi'ndeyiz. Başak Sitesi'nde müstakil bahçesi olan, müstakil bahçeye sahip olan, denize yaklaşık 150 metre falan mesafede bulunan 3 katlı bir evimizin, yazlık evimizin, yaz kış kullanabileceğiniz bir evimizin aslında tanıtım için sizlerle beraberiz. Şimdi şöyle yapalım. Drone görüntülerini çektim. Sahille alakalı drone videolarını aldım. Biraz fotoğraflarla, biraz videolarla önce onları bir size gösterelim. Onları gösterdikten sonra şöyle evin bahçesine doğru ineceğiz. Şirin, mütevazi bir evimiz, içerisinde bahçemiz, alt katında bir odamız, üst katında bir odamız, mutfağımız, güzel balkonlar ve mutfak işte balkonlar ve kapalı balkonlar var üst taraflarda. Terasımız falan hepsi bize ait. Toplam tapu alanı şu anda bahçemizle beraber yaklaşık 250 metre tapuda görünen burası. 250 metrekarelik bir alanımız var. Hadi siz drone'a gidin. Ondan sonra tekrardan evin içine kaçalım. Evet, videonun devamında tekrardan sizlerle beraberiz. Burası kot farkı olan bir yer. Öyle söyleyelim. 3 katlı normal şartlarda. Şu anda eksi tarafındasınız. İki tarafından da yol geçiyor. Üst tarafından geçen yol direktman birinci kattan. Daha doğrusu evet birinci kat. Zemin kat demeyeyim. Birinci kattan başlıyor. Sokak kapımız normal şartlarda o tarafta. Ama bu taraftan da geçen bir yolumuz daha var. Bu yoldan da yine bahçe kapımızdan giriş var. O tarafı da gösterebilirsin yine Fatma. Bahçe kapısı olarak bu taraftan da yine aynı şekilde girişimiz var. Taban alanı yaklaşık 50 metrekarelik bir dairemiz var. İçerisinde 3 kattan oluşuyor. Bu 50 metrekarelik dairemiz. Şöyle bir bana doğru dön bakalım Fatma. Arkaya doğru bak. Giriş katta bir tane odamız mevcut. Üst katta bir odamız, mutfağımız ve büyük balkonumuz mevcut.
Onun üstünde de aynı şekilde iki tane yatak odamız mevcut. Gene bir tane daha balkon var. Sonra bir daha terasımız var. Terasımızı da tekrardan değerlendirebilir. Güzel deniz manzarasını birazdan göstereceğiz. Güzel deniz manzarasında orada da yaşam sürebilirsiniz. Yer sahibi abimiz şöyle bir sandalyesini göster. Benim sandalye buradan hiç içeriye gelmez dedi. Çünkü çok güzel bir esinti var şu anda burada. Yaz kış burası gerçekten çok güzel esintiye sahip olan bir yer. Tabii kışın biraz daha fazla olabilir. Orası tabii ki garanti. Çünkü Bandırma bölgesi İstanbul'a doğru bakan deniz kenarı olan bir bölge. Ve bizim burada rüzgarımız yaz kış devam eden bir yer. Zaten muhtemelen bizim rüzgarımız olmasa bizim buralarda yaşantımız biraz zor olur. Ben mesela bu bölgenin insanı, ben Bandırmalıyım. Bandırmalı olarak buradan Ankara'ya, İç Anadolu bölgesine falan gittiğim zaman burnum falan devamlı yara oluyor. Buralarda nem oranı biraz daha bize artık ideal gelmeye başladı büyük ihtimalle. Buradan içeriye doğru gittiğiniz zaman İç Anadolu bölgesine, bu sefer hava çok kuru olduğundan dolayı ne yapıyor? Bize biraz zararlı geliyor yani. Nemsiz hava bize yaramıyor çok fazla, öyle söyleyebiliriz. Şimdi bahçemizde zaten görüyorsunuz biberlerimiz ekilmiş, meyve ağaçlarımız var. Domateslerimiz var. Çeri domatesi değil mi? Evet, çeri domateslerimiz var. Karpuz var şurada ifaktan. Minnak minnak iki tane karpuzumuz var. Bebiş karpuz, benim aslan Egemin dediği gibi. Baba bebiş karpuz, tapus, bebiş tapus. Bebiş tapus. Herkesin ön tarafında şöyle bu tarafa doğru da gösterebilirsin. Şöyle herkesin ön tarafında arabasını koyabileceği alanlar da yine mevcut. Bununla beraber artık yavaştan evin içerisine girelim mi Fatma? Ben senden yavaştan kamerayı alayım. Evet, ön tarafımızda zaten komple üst katımızda burada bir verandamız var. Üst katımızda balkonumuz mevcut. Burada bir 50 metrekarelik bir alanımız var. Buradan yavaştan içeriye doğru girdiğimiz zaman ne görüyoruz? Burada böyle işte iki tane içerisinde üçlü çek yatımız, bir tane bercerimizin sığın bir mevcut odamız var. Bu birincisi. Yan tarafında bir tane daha yatak odamız mevcut. Burada da yine İkili bir yatağımız var. Onu şuradan da şöyle bir dışarıya da bakalım. Güzel yeşillik bir alana uyanıyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Bir tane aşağı her tarafta banyo tuvaletimiz var bu arada. Bu arada ilk başta bahsettiğimiz şey tamamıyla buydu. Onu da gösterelim. Şöyle giriş katta videonun başlangıcını bu taraftan yaptık. Bu tam yarım katta daireye giriş yapmış bulunmaktayız. Alt katı yine bahçeye açılan kat. Burası da salon kısmımız. Böyle şöyle bir gösterelim burasını. Burada da alt katta ayrı televizyonumuz var. Üst katta ayrı televizyonumuz var. Şimdi buradan balkona doğru çıkacağız. Aynı zamanda bir tane de bir tane daha banyo tuvaletimiz var. Şimdi buradan balkona doğru yavaştan çıkalım. Balkon zaten gördüğünüz gibi gayet geniş, kullanışlı bir alanın içerisindeyiz. Buradan ufaktan böyle bir deniz görünüyor. Buradan da yine aynı şekilde deniz görünür durumda. Ama asıl zaten tabii ki teras. Nasıl Fatma? İyi mi böyle? He? İyi değil mi? Tabii. Muhteşemdir. Evet, bir taraftan da ablamız yemek yapmaya çalışıyor. Yemekleri yakmadan şöyle hızlıca mutfağımızda gösterelim. Buradan ondan sonra şöyle bir çıkış yapalım. Abla sen kusura bakma, yemeğe devam edebilirsin. Burada da yine aynı şekilde banyo tuvaletimiz yine var. Bir üst katı daha çıkıyoruz. Zemindeydik. Birinci kata çıktık. Birinci kattan şu anda ikinci kata çıkıyoruz. Burada da iki tane daha odamız var. İki tane yatak odamız var. Mükemmel bir esintiye sahip olan iki tane oda diyebiliriz. Burada da yine gardıroplarımızı, şifonyerlerimizi ve ikili yatağımızı alabilecek kapasitede. Yan taraftaki biraz daha, bir tık daha büyük ve bir tane balkon daha orada mevcut. Burada şöyle bir tane daha tuvaletimiz var. Yine aynı şekilde burada da banyo yapılabilecek durumda. Burada iki tane yine yatağımız var. Şöyle önlü arkalı her yerden göstermek istiyorum. Her yerden yeşil. Burası toplu kooperatif olarak yapılmış olan bir alan. İyi değerlendirilmiş. Toplam 300 bin, yani 300 dönümlük, daha doğrusu 300 metrekare demeyeyim. 300 dönümlük bir alandan oluşuyor burasının toplamı. Bu toplam alana olarak bakarsanız çok yüksek bir miktar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan da tekrardan artık terasa doğru hareketlenelim. Şunu bir çekelim bakalım. Az önce Fatma fotoğrafları çekti. Onun arkasından devrilen bir şeyler vardı. Buymuş. Korktuk bir anda o zaman da. Ses geldi zaman, ama sizi şu manzarayla baş başa bırakayım azıcık.
Evet, bizim Bandırma'mızın meşhur rüzgar türbinleri, rüzgar santralleri, RES projeleriyle etrafımız komple bu şekilde bizim dolu. Edincik tarafı, Gönen tarafı, Bandırma'nın üst tarafları, Kapıdağ'ın yine bazı belli kesimleri olduğu gibi her tarafımızda rüzgar santralleri var. Şu Çam ağaçlarıyla çevrili olan kısmın iç tarafı, denize doğru olan kısmı da toplam kooperatif tarafına dahil. Evet, videomuzun artık yavaştan kapanış tarafına gelebiliriz. Genel olarak şöyle toparlamak gerekirse Bandırma'nın Edincik Mahallesi'ne bağlı şu anda Başak Sitesi, Başak Villaları olarak geçiyor, Başak Sitesi olarak geçiyor. Denize cephe 300 dönümlük bir kooperatif alanının içerisindeyiz. Bu kooperatif alanında hala yapılar yapılmaya devam ediyor. Böyle uzaktan bakıldığı zaman da burası Bodrum'un beyaz evler komple. Bodrum'a biraz daha böyle o yapıları andıran bir tarzı var bu tarafların. Öyle olduğunu söyleyelim. İlave olarak ilave edebileceğimiz şöyle Edincik merkeze yaklaşık olarak 5 dakika mesafedeyiz. RES projelerinde dolu az önce dediğim gibi. Edincik merkeze 5 dakika, Bandırma'ya da yaklaşık 20 dakikalık falan bir mesafedeyiz. 20 dakika içerisinde rahat rahat gelip gidebilecek durumdasınız. Öyle diyelim. Erdek zaten karşı tarafımız hemen Erdek. Şu adanın olduğu taraf var ya, adanın olduğu tarafı o Erdek. Yani Erdek sağ taraftan itibaren böyle başlıyor ama böyle devam ediyor. Orası komple Erdek. Erdek'e de çok uzak mesafede değilsiniz. Yani sosyal alan, sosyalleşme bakımından Erdek'e gitmek isterseniz buradan yarım saat sürmez. Erdek'e gitmeniz belki 20 dakika, belki 25 dakika sürer. O bakımdan da sıkıntı yaşamazsınız ama burası ya emekli yeri ya. Öyle söyleyebilirim aslında, değil mi? Biz gelirken de aslında Fatma ile öyle konuştuk biraz. Ya burası tamamıyla şu anda emekli yeri olduğunu söyleyebilirim. Kafa dinlemek isteyen, huzur isteyen. Yani 150 metre sonra şuradan denize, 100 metre, 150 metre sonra şuradan denize Kendisine ait. inebiliyorsunuz. Kendisine ait bir plaj var. Drone görüntülerinde de zaten gösterdim. Burayı rahatlıkla kullanabilecek durumdasınız. Güzel bir ya 320 konut var dedi Fatma, değil mi? 320. 320 tane konut var şu anda burada. 320. Hepsi aynı. Bir örnek. Değişen hiçbir şey yok aralarında. Hepsinin metrekareleri aynı. 50 metrekare taban alanlı. 50-50-50 çıkıyor yukarıya doğru. Öyle söyleyelim. 250 metrekarede bahçeyle beraber 250 metrekare toplam tapu alanları var diyelim. Evet, bir başka videoda daha tekrardan sizlerle olmak dileğiyle diyorum. Başlık tarafında ve açıklama tarafında fiyat bilgilerini görebilecek durumdasınız. Sahibinan.com'da da zaten bu gibi ilanlarımıza ulaşabilecek durumdasınız. Onu da ilave edelim. Bir başka videoda tekrardan sizlerle olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Sağlıcakla kalın. En önemlisi tabii ki bizimle kalın. Bizden sakın ayrılmayın. Ayrılmayın. Ayrılmayın.